Evet sevgili dostlar. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Ee, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı stoper Rakitski Yaroslav Rakitski ee, Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a geldi diyor Yavuz ya Sabuncuğlu. 6 milyon euro piyasa değeri var. 32 yaşında. Yani 1.80'lik stoper. İlginç bir şey dikkatimi çekti. 23 maçı var. 2 gol, 6 asist. Yani 2 gol, 6 asisti var. Nasıl bir stoper vicdansız 6 asistlik stoper mi olur? Stoper dedin efendi efendi gider. Adam devirir eder. Ama bak Başakşehir erken başlamış hamlelere eğer doğruysa. E, aynı Başakşehir bugün Antalya Spor'a kaybetti. Biliyorsunuz kendi evinde 1-0. Şimdi aynı Başakşehir. E, Fernando müthiş katkı yaptı. Nuri Şahin son 7 maçta 15 puan almış. 6 maçta hiç gol yememiş. Bakın 7 maçta 15 puan. Yani 7 maçta 15 puan, 6 maç hiç gol yemeyen bir takım. Ve Başakşehir'i deplasmanda yenilmişler. İlginç. Yani sonrasında e, bugün Fenerbahçe Löw ile her konuda anlaştı fakat Löw bekletiliyor demiş bir duyumcumuz. 5 büyüklükten teklif gelmezse Mart sonu Nisan başı gibi Fenerbahçe'ye tamam diyebilir demiş. Şimdi 5 büyüklükten teklif gelmezse Mart sonu Nisan başı e, bunu demiş. Şimdi i̇şte 5 büyüklükten teklif bekleyen adam Mars sonu Nisan başı falan karar verir mi? Yani sezon sonuna kadar bekler. Teklifler alır. Hepsini önüne koyar. Hangi hoşuna gelirse onu alır. Bilmiyorum. Biraz tuhaf. 4 yani yılda getirdiği teknik direktörler baz alınırsa Ali Koç'un işte Koku Ersun Yanal, Erol Bulut, Vitor Pereira, İsmail Kartal Hani Bunları getirmiş teknik adam. Işte bunları getirmiş başkan. Hani Love Jesus şimit getirebilir mi? İlginç. Çok çok ilginç. Ee, bir kardeşimiz yine Türkiye liginde şampiyonluk iksiri diye bir paylaşımda bulunmuş. Maradona herhalde ya paylaşan kardeşimiz diyorum da. Şimdi iyi kaleci sezonda 20-25 puan alan Altay Bayındır. Okey diyor. Şimdi Altay iyi kaleci, kötü kaleci bir şey diyemem. Altay iyi kaleci ama ilk devredeki performansı çok kötüydü. İkinci devre topladı bence. Lider baba stoper. Kim Minji bunu tanımlıyor. Okey. Orta saha maestrosu Arda Güler. Arda şu an için orta saha maestrosu değil. Şu an için korunmaya muhtaç. Gariban bir çocuk. Problem çözen kendi şutunu oluşturan golcü kanat. Perisic. Olabilir. Gol atan sırtı dönük oynayabilen Santrafor. Doivbuk. Olabilir. Perisic. O pahalı değil miydi ya? Şuna bir bakayım. Ivan Perisic. Gerçi 33 yaşında ya. Inter'den Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Aslında bu çocuk olur ya. Valla. 10 numaradan da devşirme. Bayern Münih'te falan oynadı ama şey ee, Inter'den Bayern'e falan 5 milyon yürüye kira 37 maç 5 golü asist. Valla bizimki de becerebilir mi? Zor. Ama Perisic, Dovbuk iş yapar mı? Yapar. Bir de bak ben birkaç tane de ekleme yapayım. Sol beki Eren Elmalı'yı getir. Becer. Çünkü Eren Elmalı hoşuma gitti ve Türk. Türk. Bu arada Tayfur Bingöl'ü hiç merak edip arkadaşlar. Baktınız mı? Kaç yaşında olduğuna baktınız mı? Merak edip. Birçoğunuz bakmamışsınızdır. Ben size söyleyeyim 29 yaşında. Allah Allah. Hocam o kadar yaşlı mı ya? Daha yeni oynuyor gibi. 29 yaşında sol bek 2025'e kadar da Alanya'yla sözleşmesi var. Biz almak istesek 80 falan milyon çekerler. 3 gol 6 asisti var. Tahmin edin 2 gol 2'ne karşı. <laughs> Fenerbahçe <'ye> karşı. <laughs> Ve 1245 dakikada 2 gol 6 asisti var. Şimdi bu tip isimler mesela Fenerbahçe taraftarının çöplediği isimler. Dün de belirttim ya. Ya Arkadaşlar her ismi çöplemeyin. Her isim kendi çapında bir topçu. O adamlar oraya hani gökten inerek gelmiyorlar. Adamın 6 asisti var. Bak Fenerbahçe'ye Sol bekini, sağ bekini, yedek sol bekini, yedek sağ bekini baz alın. 6 asis çıkıyor mu? Vallahi bak. Osa'yı baz alın. Nazım'ı baz alın 2. Ozan'ı da baz alın 3. Ferdi'yi baz alın 4. Nova'yı baz alın 5. Atilla Salahi'yi de baz alın 6. 6 tane ismi çıkın bakalım 6 asis çıkacak mı? Hocam gol sayısı yüksek. 6 asis çıkacak mı? Vallahi bir merak ettim. Bir araştırsanız 6 asis çıkacak mı? Şunu yapmaktan vazgeçin. O çöp, bu çöp, bu çöp, şu çöp. Ya Novak, Sosa hatırlayın ya aldığın zaman Prime diye aldın. Yani sonuç. Hani yok 8 milyon euroya Mert Müldür alalım 10 milyona Solbek alalım mantığı doğru değil. Hani 6 numara alıp 3 milyon 750 bin euro maaş verelim. E, ee, i̇skelet kurup çevresine verimli oyuncularla kuralım diyor. Ben iskeleti kurayım. Fenerbahçe biliyorsunuz dün Rossi Altay ve Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Alanya Sporu deplasmanda 5-2 yendi. Şimdi önce onu konuşayım. Sonra transferi atlayacağım. Benim bu kadro kurmalarımı çok seviyormuş bazı arkadaşlar. Öyle söylüyorlar. Şimdi az önceki cümlem yarım kalmasın. Mesela Rossi iyi bir futbolcu. İleride Fenerbahçe için iyi bir hamle. Ama doğru bir takımın doğru hamlesi olabilir. Mesela Trabzonspor'dan Sosa'yı aldın, Noah'ı aldın. Sana ne kattı? Yani sana ne kattı? Ben Sosa'nın mesela ilk geldiği zamanlarda bir e, penaltı penaltı kullanıp maç aldırdığı e, bir maç vardı. Rize deplasmanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir şey kat... Nova'nın bir arka direkte gol attığı maç var. İşte Nova'yı bu yüzden alırsın. Ama sen Nova'yı hiç bu şekilde kullanmadın. Sosa'yı niye alırsın? Maestro görevi yaparsın. Sen Sosa'dan ön libero olmasını istedin. Yani Sosa'dan ön libero olmasını istedin. Olmaz. Sosa'dan ön libero çıkmaz. Sosa'dan 8 numara çıkar. 10 numara çıkar. Hani şu Ozan oynuyorsa Sosa hayli hayli oynar. Ama ön libero olmaz. Fenerbahçe 5 2 kazandı. Rossi 26'da gol. Mesut 50'de penaltı. 53'de Tayfur Bingöl. 67'de Tayfur Bingöl. 78'de Arda Güler. Ki Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler. Pelkas'ın golünü kimse konuşmuyor 90'da. Berisha'nın golü 96-4'te. ilk defa görenler beğene bastın dercesine bir goldü. Ee, ama Berisha dün 2-3 pozisyonda gerçekten özgüvenli oynadı. Yani hoşuma gitti. Şimdi 16 dakika sahada kalan 2005 doğumlu Arda Güler. Bakın istatistikler. 1 gol 1 asist. %83 pas başarısı. 3'te 3 ikili mücadele kazanma. Ben buna hastayım işte. Ya 17 yaşındaki çocuk 3'te 3 ikili mücadele kazanma. İlginç çok ilginç. Kafam, kafam almıyor benim. Fiziği yok. Şunu yok. Korumamız lazım. Zincire vuralım. Kapatalım. İki top çalma. Bak Arda Güler orta sahada topa yön verdi, bırakmadı, pozisyon takip ettirdi, devam etti, takımın öne geçirdi. Budur. Arda Güler'in Fenerbahçe kariyerindeki ilk golü. Kendisi yazıp kendisi çizdi. Sanırım ligler, ligimizde en erken gol atan futbolcu diye biliyorum ama e, yanlış olma, olmasın. Emre Demir de gol atmıştı ya Kayseri Spor'la ama o da 17 yaş 4 aylıkken attı herhalde ya. Emre Belezo da 16'da oynuyordu ama Emre onun orada sanki golü yoktu diye hatırlıyorum. Neyse. 4 golde de payı olan Diego Rossi maçın en ilerilerinde biriydi. Bakın ben Rossi'yi övüyorum, beğeniyorum ama siz yapmayın. Niye biliyor musunuz? Siz bir maçla yerin dibine sokuyorsunuz. Bir maçta da göklere çıkarıyorsunuz. Evet, dünkü maçta Rossi süperdi. Göklere çıkarmak gerekir mi? Hayır. Hayır. Üstüne ekleyecek, ekleyecek, ekleyecek öyle göklere çıkacak. Arda Güler dünkü maçta süperdi. Göklere çıkaralım mı? Çıkaralım. Niye Arda hep böyle? Yani Arda Güler hep böyle. Bir maç iyi, bir maç kötü değil. Arda Güler hep böyle. Ama Rossi bir maç iyi, bir maç yokları oynuyor sistemden dolayı. Rossi bir gol, bir asist, 2 kilit pas, 4 şut denemesi. Bu arada direkten döneni de asist saysan, yani Pelkas'ın attığı golde iki asist olacak. 2 kilit pas, 4 şut denemesi, 2 direkten dönen top. seksen pas başarısı. Yani 22 maç süper süperlikte. 3 gol 7 asist. 3 gol 7 asist. 6 milyon euroya alma imkanımız var. Siz diyorsunuz ki hocam çöp almayalım. Ben aynı görüşte değilim sizinle. Ben 6 milyon euroya alırım Rossi'yi. Bir sene boyunca üstüne düşerim. Hani Perisic diyorsunuz ya. Kafayı yiyorsunuz ya perisiçle. Ee, bir perisiç olur mu olmaz mı onu ben bilemem. Onu kestiremem. Ama üstüne düşersen vücut geliştirirse, fizik geliştirirse takımı da ahenkli bir sisteme dönerse, ahenkli bir hocayla bir sistem yaparsa Rossi'ye aşık olursunuz. Altay Bayındır unutmadan söyleyeyim. 9 kurtarış yapmış. İlk golden önce Rossi'ye asist. Ya yani Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci kariyerinde de ilk asistini yapıyor. Şimdi Rossi'nin Fenerbahçe'deki en iyi maçı dünkü maç. Doğru mu? 4 golde de payı var. Doğru mu? Altay maçın kırılma anlarında kahraman oldu mu? Asistle. Doğru mu? Kurtarışlara doğru mu? Arda Güler paranteze açmama gerek var mı? Biliyorsunuz 15 dakikada ne yaptı? E, Berisha bile gol attı. Berisha'ya bile gol attırdı Arda Güler. Berisha e, biraz psikolojik olarak toparlanmış gibi mi? Toparlanmış. Farioli elinde Diogui var. Forvet. sakattı değildi. Maça forvetsiz başladı. Tek plan Efe Can'ı savunma arkasına sarkıtmaktı. Tuttu mu? Maça üçlü stoperle, üçlü defansla, üç stoperle başlamak, tek stoperle bitirmek. Yani e, Nova Iş'ten, merkez orta saha Novaiş'i stoper gibi oynatma mantığı. Yani Alanya Trabzon maçında da saçmaladı. Fenerbahçe maçında iki kat saçmaladı. İsmail Kartal geldikten sonra Fenerbahçe 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almış ve 18 puan. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben bunu e, WhatsApp duyuru grubuna attım. Bizim WhatsApp üyelerinin duyuru grubu var. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Son 5 maç. Giresun'u yendi Fenerbahçe. Bence ligin iyi takımlarından. Hatay Sporu yendi Fenerbahçe. Bakın haftaya Hatay Beşiktaş'ı 5-0 yendi desem şaşırmazsınız. Yok gerçi. Ha Hatay 7 tane yer. Tamam pardon. Hatay Beşiktaş'tan oynayınca şey yapıyor saçmalıyor. 7 tane yiyebilir. Kasımpaşa 2-1 yendi. Ben size söylüyorum ligin şu anda en formda takımlarından biri Kasımpaşa. En tehlikeli takımlarından biri Kasımpaşa. Ve bu Kasımpaşa sadece Trabzon'a yenilmişti. Fener'e de yenildi. Trabzon'la beraber kaldı. Ligin en iyi oynayan takımı diyor. Başkanımız Ali Koç da söylüyor. Ben e, hakem kararının maça etki ettiğini düşünüyorum. Hakem kararı adil olsaydı o İrfan Can'ın pozisyonda biz o maçı kazanırdık diye düşünüyorum. Ki ligin zirvesindeki takımı yenmek ayrı bir özgüven. Alanya Spor ligin tehlikeli takımı. Açık söyleyeyim. Maçların skorunu kapatayım. Deyin ki hocam Hatay, Giresun, Hatay Kasımpaşa, Trabzon, Alanya. Üstelik Giresun deplasman. Kasımpaşa deplasman. Alanya deplasman. Hatay'la ile evimizdeyiz. Trabzon evimizdeyiz. Ben derim ki 5 maçtan 5 puan çıkarırsak şükür namazı kılalım. 13 puan çıkardık buradan. İnşallah sıradaki maçlardan da bu kadar çıkarız. 9 maçta 18 puan 2 puan ortalaması. Yani İsmail Kartal'ın niyetinden şüphemiz yok. Fenerbahçe'den şüphemiz yok ama Haaland'lar, Mbappe'ler kaç yaşında futbol piyasasına girdiler ve e, kaç yaşında sahaya sürüldüler. Ona bakmazlar. lazım. Dünkü maçın altı reytingi Rossi 943. Maçın adamı seçilmiş. Bakın taraftar oylamasına dikkat edin. Kimse Rossi'yi seçmedi. Herkes Arda Güler'i seçti. Çünkü duygusal düşünüyoruz. Arda 872. Ama hocam o 15 dakikada o bilmem kaç dakikada doğru. Katılıyorum. Ama hocam o bizim çocuğumuz o <laughs> o çocuğu getirmeyin dur. Altay Bayındır 841. Haksızlık etmişler Altay'a. Evet iki tane gol yedi ama kaçı kendi hatası. Mesut Özil 822. Bu 8.22'yi veren arkadaşla futbolu görüşelim. Herhalde 8 yani 2.28 verecekler. Herhalde da 8.22 verdi. Berişe 7.91. Pelkas 7.91. Haksızlık etmişler açıkçası. Bu kadar almamaları lazım. Bu arada Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. 9 gol 2 asistlik. Ve benim kızdığım pozisyon şuydu. Ya Fenerbahçe'nin birinci frikikçisi. Teşekkürler. Fenerbahçe'nin birinci frikikçisi Mesut olması lazım. Ceza yayının orada frikik var. Mesut'un yerine Serdar Dursun kullanılıyor. Hani Mesut mı bir mesaj var. Biz seni istemiyoruz. Defol git mi mesajı var. Mesut mu basiretsiz? Ben kullanmak istemiyorum. Acuna bile konuştum. O dedi ki sen kullanma dedi. Kaçırırsan sana çok kızarlar. Biz, biz seninle beatbox yapalım dedi mi diyor bilmiyorum. Yani inanılmaz. Bu arada Altay Bayındır'ın hala omuzunda bandaj duruyor biliyor musunuz? tam iyi olmadan adam yüreğini ortaya koyuyor ya. Helal olsun. Asist yaptığım için mutluyum. Bu düşündüğüm bir şeydi. Rossi de sağ olsun gol yaptı. İkimiz de birbirimize teşekkür ettik. Farklı bir gol oldu demiş Altay. Fenerbahçe formasıyla Süper süperlik tarihinde gol atan en genç oyuncu. Arda kadar 17 yaş 16 gün diyor. Nihat Kahveci mükemmel bir cümle kurmuş. Nihat Kahveci'ye de buradan selamlar olsun. Ee, Nihat Kahveci sana bir şey söyleyeyim mi? Bir itirafta bulunayım. Ben hayatımdan, Fenerbahçe maçından çok Trabzonspor maçı izlemişimdir en çok. Bak Fenerbahçe maçından çok Trabzon maçı izlemişimdir. kim? Trabzonspor maçından sonra 3. sıraya koymam gereken takım Real Sociedad. Sen Sociedad'dayken seni çok ma yani her maçını izledim. İstisnasız her maçını izledim. Anam babam benim kadar maçını izlememiştir. O Xabi Alonso ile falan neydi o sarı saçlı bir tane eleman vardı kanatta oynuyordu. O şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırdınız ama dualarımız seninleydi. Gerçekten seni senin her maçını izledim. Güzel bir karakter koyuyordun ortaya. Yani Allah razı olsun. Gururumuzdun. Şu cümleler beni çok mest etti. Size de aktarayım arkadaşlar. Diyor ki Ozan Tufan. Ozan'ın İngiltere gibi. Bakın cümlelere bir dik, yalvarırım dikkat edin. Ozan'ın İngiltere gibi insanüstü fizik güce sahip bir lige hazır gidip oradan daha kötü dönmesi şaşırtıcı. Yani insanüstü fizik gücüne sahip bir lige hazır gidip daha kötü dönmesi şaşırtıcı. Müthiş tespit değil mi? Ozan dün sabekle devam etseydi biz 5 tane yerdik. Ya biz 5 tane yerdik. Şimdi Konya'yla oynayacağız. Konya muhtemelen kapanacak. Ozan'ı oynat sabekte hiç sırıtmaz. Ozan'ı sabekte oynat. O sahi yönünde oynat. Hiç sırıtmaz. Konya kapanan bir takım. Konya kapanan bir takım. Şu Galatasaray'la oynarken Kerem'i tutmak için o sayıyı iyi oynatacaksın. Şu Galatasaray'la oynarken Kerem'i Ozan'la tutturursan Oza, Kerem de senin eline bir şey tutturur. Anlatabiliyor muyum? Yine Nihat Kahveci. Arda Güler İsmail Kartal'ı korur. Takımı korur. Kendisini korur. Lütfen onu başka şekilde korumayın demiş. Müthiş bir cümle. Yani İsmail Kartal Ha ben İsmail Kartal'a katılıyorum bu konuda. Niye katılıyorum? Kardeşim teknik direktör olur. Ne zaman oynayacağını o karar verir. Şimdi ilkokullarda bilsem sınavı var. Bilim merkezlerine seçme sınavı. Genellikle öğretmenler karar verir. Öğretmen der ki şu çocukta ultra lüks bir yetenek var. Ben bu çocuğu gönderirim sana. Ya da bilgi yarışması olur. Şu, şu 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 ben bunlardan umutluyum bunlar katılsın der. Ben öyle yapmam. Ben mutlaka ortaya bir test koyarım. Mutlaka bir sınav koyarım ortaya. Çocuğunuz şu kadar doğru yaptı, şu kadar yanlış yaptı. Bitti. Bilgi yarışması. İki tane deneme yaptım. Üç tane deneme yaptım. Beş tane deneme yaptım. Deneme sonuçları. Şu çocuk hepsinde birinci çıktı. Kesinlikle katılacak. Şu çocuk hepsinde ikinci çıktı. Katılacak. Şu çocuk işte üçüncü çıktı. Katılacak. En çok şeyleri bunlar yaptı. Katılacak derim. Doğru mu? Doğru. Burada da teknik direktör illaki biliyordur. Futbolcusunun ne zaman oynaması gerektiği, ne zaman çıkması gerektiğini. Yani Mesut Özil'in sahada hiçbir şey yapmadığını, yani sahada hiçbir şey yapmadığını derken yanlış anlama. Mesut pasördür. Mesut'un pasları işe yarar. Mesut'tan pres bekleyemezsin. Mesut'tan işte Hücum pres beklemesin. Mesut'tan işte savunmaya koştuğunda top kessin beklemesin. Yapıyordu bunu. Bunu yaptığı dönemleri de oluyordu da yanlıştı. Mesut'u böyle kullanıyordu. Zayt's mesela. Oyun görüşü çok iyi. Zayt's'ın. Ee, çevre kontrolü, pozisyon bilgisi iyi bir oyuncu. Yani çevre kontrol pozisyonu. Bilgisi. Hani ee, bloklar arasında ya da kanallar arasında istasyon olabiliyor. Yani topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye taşımada ya da orta sahadan kenara taşımada falan. Çok güzel istasyon oluyordu. Yani topu ona ver o aktarsın güzel oluyordu. Ama tempoda ve dayanıklılığında sıkıntı vardı. Yani tempo bir bakıyorsun inanılmaz bir gol atıyor. Bir bakıyorsun maçın devamında inanılmaz bir gol kaçırıyordu. Böyle bir sıkıntısı vardı. Bu sezon biraz açtı gibi inşallah 5-10 milyon euroya satabiliriz yazın. <laughs> Atilla Şalai. Macaristan milli takımının 24 Mart'ta, Mart'ta Sırbistan, 29 Mart'ta Kuzey İrlanda ile oynayacağı Dünya Kupası hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılmış. Gururumuz Atilla Salahi. Atilla demiş ki Eray'a selam olsun buradan. Eray bu videoyu izlediğiniz zaman mutlaka yorum yaz. Bu arada adı Mustafa olan kaç tane takipçimiz var ya merak ettim. Valla adı Mustafa olan takipçiler bu videoya yorum yazın ya. Ben de varım ben de varım falan yazın ya. Valla bak merak ediyorum. Ya, adı Mustafa olan takipçileri merak ediyorum. Mesela kaç tane Fenerbahçeli takipçimiz varsa bu videoyu beğenebilir mi? Vallahi bak merak ediyorum bu videoyu kaç tane Fenerbahçeli izleyecek. Ee, sezon başında Zonguldak Kömür Spor'a kiralanan Eyüp Akcan takımıyla bu sezon 23 maça çıkmış. Ee, Zonguldak Kömür Spor forması başarılı maçlar çıkartıyor. Ve Eyüp taraftarlar tarafından da oldukça seviliyor. Gelecek sezonda Zonguldak Kömür Spor forması giyecek. Eyüp Akcan orta sahada ama nerede oynatıyorlar? Merkez orta sahada ama 100 bin euro piyarası 2 senelik kiralık sözleşmesi var. 20 yaşında şu anda. 1.65 boyunda arkadaşlar. 6-8-10 oynayabiliyor. Ee, menajerlik şirketi var bu arada. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'nin 2025'e kadar sözleşmesi var. 24 maçta gol ya da asist yok. Ama 1461 dakika oynamış. Zonguldak Kömürspor. Spor. İkincilik beyaz grupta. Ee, hani bu şey. Pilot takım mantığı bu işte. Biz direkt takım alamıyoruz ama bu iyi bir mantık. İnşallah süre. TFF, A milli takımın eski oyuncularından Halit Deringör'ü vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz demiş. Fenerbahçe'de retweetlemiş. Sadece A milli takımımızın eski oyuncusu değil, 28 şampiyonluğumuzun 5'inde, 4'ü milli küme, 1'i Türkiye Futbol Birinci Ligi, Birinci Ligi olmak üzere büyük emeği olan Halit Deringör'ü saygıyla anıyor. Futbol Federasyonumuzun tarihine sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyoruz demiş yani Futbol Federasyonu'nun en yapacağım yapacağı en mantıklı iş sayıyorum diyecek. Zaten yayın ihalesi bitti. Ee, S Sports aldı alacak bir sürü dalda almış. Yani ama ben size bir müjde vereyim. Maçları muhtemelen şifresiz izleyeceksiniz. Ya da çok ucuza izleyeceksiniz. Zaten bu ligi para verip de izlemek akıl içi değil. Akıl tutulması bu ligi para verip izlemek. Yani arkadaşınız falan aldıysa ondan izleyin diye söylüyorum. Yoksa yani sizi internette falan istemeye yönlendirmeyeyim. Yanlış anlamayın. Yani ee, onu söyleyeyim. Başka ne diyeyim? Başka da hani e, niye bedava izleyeceksiniz? Şu yüzden arkadaşlar. Muhtemelen Süper Lig TV kurulacak. Süper Lig TV'de maçları ihale usulü satacak. Başka türlü. Arkadaşlar şu ortamda en mantıklı para kazanma yöntemi açık arttırma usulüdür. Misal veriyorum. Fenerbahçe maçını açık arttırmaya sunun. O hafta mesela en çok hangi dizi izleniyor Perşembe günü? Şey ee, Mahkum muydu? Fox'ta. Birkaç bölümünü izledim. Hoşuma gitti. Böyle haksız davranan insanların dramı. insanlara hoş geliyor. Mesela Perşembe günü mahkum. Kaç izleniyor? %20. Çok büyük iddia da bunun. Fenerbahçe maçı Fenerbahçe ile kim oynasın? Konya maçı. %45'ten fazla izlenir. Rating. Sat. Fenerbahçe maçını sat. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu iş tehlikeli noktaya gider. Nasıl tehlikeli noktaya Fenerbahçe'nin maçı tutuyor mu? Tutuyor. Ulan Fener'i şampiyonluk potasında sürekli tutalım. Bu herifler kötü de oynasa şampiyonluk potasında tutalım diye bu sefer adalet kaybolabilir. Bu arada formada ya şu Puma şeyi bilmiyorum gidip, gidip gidiyor ya sizdekinde de aynı oluyor mu? Yani yıkanırken gidiyor. Allah'tan logoda bir şey yok da. Puma'nın ben şeyini beğenmedim ama kendi adam panterine sahip çıkmamış ya. 6 kişiye forma gitti. Sadece 2 kişiden de formanın fotoğrafı geldi. Ayıp. Ya kardeşim atın maili. Mail adresimi atın. Biliyorsunuz mail adresimi. Atın oraya da göndereyim şeye golva.com'a. Sadece arkadan çekilmiş fotoğrafını atın. Göndereyim arkadaşlar. Yapmayın etmeyin ya. Adamlar 6 tane forma dağıttı. Vicdansızlık etmeyin. Ee, aktaracaklarım bu kadar. Kanalımızda olduğunuz için, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.